Çok değerli Başbakan Yardımcım, çok değerli milletvekillerim, belediye başkanlarım, parti teşkilatımızın çok değerli mensupları, basınımızın çok değerli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, Allah'ın izniyle bugün AK Parti ailesi olarak büyük bir zafere tekrar imza atmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Daima söylediğimiz gibi Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, dünya liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşımız tarafından, bütün Türkiye tarafından, hatta bütün gönül coğrafyamız tarafından sevilen, desteklenen bir lider olduğunu söylemiştik. Şu anki sonuçlara da baktığımızda da elhamdülillah önemli bir oy oranıyla Cumhurbaşkanımız tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçildi. AK Parti olarak da toplamda güzel bir oy aldık. İnşallah Cumhur İttifakımızla beraber parlamentoda önemli bir çoğunluğu da sağlamış bulunmaktayız. Ben sonuçların şehrimiz için, ülkemiz için, bütün insanlık için hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Benim biraz sesim. Onun için. Saygıdeğer basın mensupları, sevgili Bursalılar, sevgili hemşehrilerim. Aynı davaya baş koyduğumuz Osman Gazi'nin, Orhan Gazi'nin, Murat Hüdavendigâr'ın, Yıldırım Beyazıt'ın emanetini yüceltmek için el ele, gönül gönüle yürüttüğümüz tüm hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Sevgili kardeşlerim, sizler bugün sandıkları patlattınız. Teşekkürler Bursa, teşekkürler Türkiye. Bugün sandıktan 16 yıldır olduğu gibi aşk çıktı, millet aşkı, millet sevdası çıktı. Sizler yalana prim vermediniz. Büyük ustaya, reisi cumhurunuza, milletin evladına Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktınız. Ona kara çalmaya kalkanlara karşı onları sandığa gömdünüz. Yetmedi, günü geldi bir kez daha bunu yaptınız. Bugün ders verdi milletim. Yeter, söz milletin dedi, yalana, iftiraya, karalamaya dur dedi. Aziz milletimizin iktidarı sürecek. Aziz milletimizin evladı, dünya lideri, mazlum ve mağdurların hamisi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hizmetlerine devam edecek. Milletin gözünü kapamaya kimsenin gücü yetmedi, yetemez. Her oyunu bozan basiret sahibi kardeşlerimin hepsine şükranlarımı sunuyorum. Sevgili kardeşlerim, sandıkta ak sevda diyen kıymetli Bursalılar ve bizleri bütün gönlüyle destekleyen, desteklemediği halde bugün sandık başına giderek Türkiye demokrasisinde dünyaya örnek veren değerli Bursalılar, sağ olun, var olun. 11 Haziran'da ne dedik? Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle Bursa sel oldu, sokak sokak, fevç fevç Cumhurbaşkanımıza, milletin evladına koştu. Dedik ki Bursa kendine yakışanı yaptı. Zaferin, şahlanışın işaret fişeğini çaktı. Liderimizi taşıyan otobüs Bursa sokaklarında ilerlemekte zorlandı. 10 kilometrelik bir konvoy ile sevgi seline gark etti. Sizler zaferi Bursa'dan müjdelediniz sevgili Bursalılar. Bursalılar ne diyorsa odur. Bursa'nın gönlü Türkiye'nin gönlüdür. 24 Haziran milletin zaferi oldu. Rabbime hamdü senalar olsun. Erdem, irade ve cesaretle Bursa şahlanacak. Türkiye şahlanacak. 24 Haziran coşkusu dünyaya umut oldu. Yüzünü Anadolu'ya dönmüş dünyanın dört bir yanında Türkiye'nin selameti için ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için
ak kadrolar için dua eden samimi gönüllerin umudu dirildi. Rabbime hamdü senalar olsun. Afganistan'dan Myanmar'a, Kudüs'ten Somali'ye, Gazze'den Bosna'ya, Afrin'den Pakistan'a, dünyanın dört bir köşesinde Türkiye sevgisiyle dolu gönüllere duaları için, tertemiz gönüllerini bizlere açtıkları için şükranla, minnetle teşekkür ediyoruz. Milletimizin hayır duaları, gönül coğrafyamızın her yerinde aynı samimiyetle Rabbime yönelen kardeşlerimizin duasına karıştı. Sevgili kardeşlerim, seçim kararı alındığından bu yana adım adım, sokak sokak Bursa'da beraberdik. Mevcut milletvekillerimiz, milletvekili adaylarımız, teşkilat üyelerimiz, belediye başkanlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, mahalle başkanlarımız, mahalle yöneticilerimiz. Her anımızı sizlerle geçirdik. Ben huzurlarınızda tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Dava arkadaşlarım 16 yıldır milletimizle hemhal hamdolsun. Milletimizin birliğine, dirliğine kasteden FETÖ'cü teröristlere, PKK'lı, PYD'li teröristlere sandıkta en güzel cevabı verdiğiniz için şükranlarımı arz ediyorum. AK Parti ve onun alnı AK Genel Başkanı Sayın Cumhurbaşkanımız da yepyeni bir sıçramaya hazır ol Bursa. Rabbim ülkemizin geleceğini aydınlık kılsın. Birlik, beraberlik, dirlik içinde Bursa'mızın ve Türkiye'mizin daha mürebbet bir hale gelmesi için ahdimiz var kardeşlerim. Ahdimiz olsun ki Türkiye muasır medeniyetlerin üstüne çıkacak diyen Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu sözü bizim namus sözümüzdür. Size hizmetten dönmek yok. Ahdimiz büyük, Türkiye'miz de büyük. Bu ülkenin düşmanları 15 Temmuz'da milletimizi ve vatanımızı hedef alan FETÖ'cüler, milletimizin bekasını, birliğini hedef alan PKK'lılar, PYD'liler, YPG'liler kaçacak delik arıyorlar. Çünkü Türkiye düşmedi. Türkiye'yi büyütmekten başka derdi olmayan Recep Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşlarının sancağı düşmedi. Sizin mührünüz silahlara galebe çaldı. Güçlü Cumhurbaşkanı ve güçlü hükümet Türkiye'nin yükselişini sürdürecek. Aksi mavzu bahis olamaz. Biz bu ülkenin insanını, Bursalı kardeşlerimizi gönülden seviyoruz. Gönlün ak, yüreğin ak Bursa. Sağ olun, var olun. ...2023, 2053 ve 2071 sancağımız düşmedi. Durmak yok, yola devam, hizmete devam. 24 Haziran sıradan bir zafer değil kardeşlerim. Ülkemiz yeni yönetim sistemiyle birlikte sahip olduğu siyasi istikrarı kalıcı hale getirecektir. Siyasi istikrar zemininde ekonomik istikrar daha da güçlenecek. Hızlı ve etkili bir yönetim anlayışı hayata geçirilecektir. Değerli hemşehrilerim, böylece 2023 ve ötesine geçen hedeflerimize çok daha kolay ulaşma imkanına kavuşmuş olacağız. Sizlerin hayır dualarıyla yeni bir dönemin daha perdesini açtık. Hayırlı olsun. Türkiye düşlendi. Türkiye düşmanları tir tir titriyor. Cumhurbaşkanlığı makamının liderliğinde artık daha çabuk karar alacak ve daha hızlı işleyecek bir devlet sistemine geçtik. Artık Cumhur'un başkanı daha hızlı karar alacak. Bürokrasi devleti esir alamayacak. Millet bürokrasiye değil, bürokrasi millete hizmet edecek. Sevgili hemşehrilerim, hızlı karar alan, hızlı icraat ve reform yapan etkin bir yönetim modeli hayırlı olsun. Böylece yeni bir şahlanış dönemine girdik. Bismillah diyoruz. Nilüfer, Yıldırım, Osman Gazi, Büyük Orhan, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, Mustafa Kemal Paşa, Orhaneli, Orhan Gazi ve Yenişehir bismillah dedi. Uluşehir Bursa'mız yeniden bismillah dedi. Andolsun bismillah diyoruz. Türkiye bismillah diyor. Gönül coğrafyamız bismillah diyor. Bismillah diyen
her kardeşimize şükranlarımızı arz ediyoruz. Hepinizi yepyeni ve güçlü Türkiye'den tüm kardeşlerimizi selamlıyorum. Var olun, sağ olun. Kimler? Kimler kimlerle beraber olursa olsun sizler Allah'a emanet olun. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Soru cevap almayacağız. Daha bir netleştin sonra görüşürüz inşallah. Hayırlı olsun. Sizlere de basın mensuplarına da bir ay boyunca, iki ay boyunca verdiğiniz emek için çok teşekkür ediyoruz. Meydana bir inelim ya. Telefon kim? Telefon. Telefon.